Saadet Partisi grubu adına Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'e aittir. Sayın Silkin Ün, buyurun. Buyurun, buyurun. Sayın Başkanım, teşekkür ederim. Tabii vakit ilerledi ama bu arada enteresan konuşmalar oluyor. İyi Parti Milletvekili Ömer Karakaş Bey'in bir konuşmasında şöyle bir bölüm geçti. Buna muhakkak bir cevap verme ihtiyacı duyuyoruz. Kendisi konuşmasında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile beraber Tarım Bakanlığı'nın bir işbirliği yaptığını ve nihayetinde de Suriyeli sığınmacıların kalıcı olması için tarım ve hayvancılık alanında bakanlığın destek vereceğini ifade etti. Şimdi Tarım Bakanımızla konuştum, İbrahim Yumakoğlu Beyefendi ile. Kesinlikle böyle bir şey olmadığını ifade etti. O sebeple hiçbir şekilde bakanlığın yapmadığı bir çalışmayı, elinde olmadığı bir çalışmayı varmış gibi burada kürsüde konuşmanın doğru olmadığını düşünüyorum ve sağlıklı bir bilgiyi burada paylaşmayı anlamlı görüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Sayın Silkin Ün, buyurun. Sayın Karakaş, Sayın Silkin Ün, siz biraz beklerseniz. Sayın Karakaş, buyurun. Tabii, buyurun, buyurun. Yerinizden. Nereden açıldı? Buyurun. Sayın Başkanım, sanırım Sayın Grup Başkan Vekilimizin haberi yok. Tarım Bakanı okudu mu okumadı mı bilmiyorum ama Sayın Tarım Bakanı okursa 34. sayfada bu benim kürsüde söylediklerimi görecektir. Peki, teşekkür ediyorum. Peki, ben de teşekkür ediyorum. Sayın Silkin Ün, buyurun. Sayın Silkin Ün, buyurun. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları Birliği Kanunu değişiklik yapılmasına dair kanunun ikinci bölümü hakkında Gelecek Saadet grubumuz adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İlgili komisyon üyesi olmamakla birlikte komisyon üyesi sayın milletvekillerimizin konuşmalarından tıpkı diğer birçok kanunda olduğu gibi kanundan doğrudan etkilenecek kesimlerin sivil toplum kuruluşlarının görüşüne yer verilmediğini anlıyoruz. Kanunun acentaların maliyet kalemlerini azaltmak ve rehber arzını, kualifikasyonu azaltmak pahasına olsa artırmak motivasyonu taşıdığı aşikar. Sayın Bakan kendisi de bir acenta sahibi olduğu için onların taleplerini yerine getirme konusunda fazlasıyla hassas, sağ olsun. Elbette biz de ülkemizde daha ucuza tatil yapılabilmesine yönelik çalışmaları desteklemek isteriz. Ancak nedense her maliyet azaltma işlemine en alışıldık yöntemden, yani insan kaynağını eksiltmekten başlanıyor. Bu kanunda da aynı usulden devam deniliyor. Akaryakıt maliyetini düşürmek, enflasyonist baskıyı azaltmak tercih edilmiyor da yetişmiş insan kaynağını devreden çıkarmak tercih ediliyor. Türkiye'de 14 bin rehber var. Birkaç yabancı dil biliyor bunların birçoğu. Şimdi bu insanlara deniliyor ki sizin seferler esnasında araçlarda olmanıza gerek yok. Gidin müze ve ören yerlerinin kapısında bekleyin. Bunun insan onurunu incitici bir uygulama olduğunun farkında da değiller zannediyorum. Şimdi zaman zaman çeşitli komisyon toplantılarında, zaman zaman da genel kurulda muhalefet milletvekillerinin değerlendirmelerini takdirle karşıladıklarını ifade ediyor değerli iktidar mensupları. Muhalefet milletvekilleri takdir ettiğiniz bu değerlendirmeleri kendilerinden aferin almak için yapmıyor arkadaşlar. Milletin bir sıkıntısını daha el birliğiyle giderebilir miyiz diye bir çözüm yolu arıyor. Ama sizin kanunları noktasına virgülüne dokundurtmadan geçirtme inadınız milletvekillerinin iyi niyetini de öldürüyor, milletimizin bu yüce meclisten umudunu da söndürüyor. Kanunda eleştirilecek birçok madde var ama turist rehberlerimiz açısından en büyük mağduriyetlerden birini 11. maddedeki araçlarda rehber bulundurma zorunluluğunun kaldırılması oluşturuluyor. Gelin bu kanunu yeniden gözden geçirelim. Gelin turizmi rehbersizleştirme projesine alet olmayalım. Gelin yetişmiş insan kaynağımızı konumsuzlaştırarak heba etmeyelim. Gelin turizm sektörümüzü liyakatsizleştirmeyelim. Gelin turist rehberlerimizi işsiz bırakmayalım.
Hiç değilse 11. maddeyi kanun meddinden çıkaralım da rehberlerimizin yüreğine su serpelim. Değerli milletvekilleri, bakanlık heyetimizi hazır burada meclisimizde bulmuşken Kültür ve Turizm Bakanımız Nuri Ersoy'a 30 Ocak 2024 tarihinde sorduğum ancak yasal süresi geçmesine rağmen cevap alamadığım sorularımdan birkaçını yeniden huzurunuzda sormak istiyorum. Sizlerin ve kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere Ayasofya Camii'nin üst katı müze niteliğine dönüştürülerek bu bölüme girişler ücrete tabi tutuldu. Ücret ise yabancı turistlerle yerli ziyaretçiler için aynı miktarda oldu. Üst katın özel bir işletmeye devredildikten sonra Yunan bayrağı açan, ayin yapmak isteyen turistler olduğunu görmek bu kanunun maddelerinin ne kadar önemli olduğunu yeniden hatırlattı. Bu bağlamda sormak istiyorum. Ayasofya statü olarak cami midir yoksa Ayasofya müze midir? Uygulamadan anlaşılacağı üzere Ayasofya hem cami hem müze statüsüne bürünmüştür. Bu durum Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesine uygun mudur? 15 Ocak itibariyle yürürlüğe giren ziyaretçi yönetim planı uygulaması konusunda kamuoyuna yabancı turistlere yönelik bilet ücretinin 25 euro olduğu duyurulurken yerli ziyaretçiler için bu kuralın geçerli olduğunun ilk etapta açıklanmaması, yabancı uyruklu Müslümanların ibadethane bölümüne girişleri hakkında bilgi verilmemesi gibi birçok konuda yaşanan kargaşanın bir açıklaması maalesef yok. Ayasofya'nın müze işlevi gören bölümüne girişler Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif tabelası altında ücrete tabi tutulmuştur. Ülkemizde cami tabelası altında müze işlevi gören ve bilet kesilen başka ibadethanelerimiz var mıdır? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının giriş ücretlerinin yabancı turistler ile aynı olması, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının camideki eserleri görebilmek için 25 euro ödemek zorunda olması, ekonomik sorunlarla boğuşan vatandaşlarımıza bir haksızlık değil midir? Bilet ücretlerinin vatandaşlarımız için mevcut ekonomik durumu da göz önüne alarak makul bir seviyeye getirilmesi konusunda herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? Yoksa kendi yurttaşımıza sanat senin neyine vesayet mi denilmektedir? Ayasofya Camii ile ilgili alınan kararlarda 2020 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında Ayasofya Camii'nde yürütülecek koruma, geliştirme, tanıtım ve yönetim faaliyetlerine ilişkin imzalanan protokol kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yazılı oluru alınmış mıdır? Alınmış ise ilgili yazışmayı kamuoyu ile paylaşmanız mümkün müdür? Uzun vadede Ayasofya Camii ile ilgili kamuoyuyla paylaşmadığınız yeni bir bölümün kapatılması, müzeye çevrilmesi, farklı amaçlarla kullanım planlaması bulunmakta mıdır? Ayasofya'nın cami olması ile sevinen geniş kitlelerin ortaya çıkan ve akıllarda Ayasofya'nın sessiz sedasız yeniden müzeye dönüşeceğine dair soru işaretleri uyandıran uygulama sonrası incinen gönüllere yönelik bir açıklama yapılacak mıdır? Ben genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Bakanlık yetkililerimiz burada, kendilerinin cevap vermesini umut ediyorum. Sayın Silkin'in teşekkür ediyorum. Sayın Zengin. Ya önce hanımefendiye verelim önce. Tamam. Sayın Zengin, buyurun. Belki cevap verebilirim ben tekrar. Tamam. Buyurun. Buyurun o zaman. Buyurun. Sayın Usta, buyurun. Açın sesi. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Şimdi az önce bir tartışma oldu. Burada hatibimiz Ömer Bey, Aydın Milletvekilimiz, bu Dünya Bankası'yla yürütülen proje kapsamında bir taahhütte, Türkiye'nin bir taahhütte bulunduğunu ve mültecilere iş alanı yaratılmaya yönelik bir taahhütte bulunduğunu söyledi. O zaman da Sayın Bakan'la görüştüm, böyle bir şey yok dedi ama şu anda elimizde belgesi var. İsterseniz belgesini gönderebilirim. İngilizce anlaşma dokümanı var. Buranın, bakın,
endikatör 4-3 34. sayfa efendim. Ya siz kadroyu iş olarak anlayın ama şimdi bir dakika efendim, bir dakika. Efendim, sözümüzü kesmeyin. Olay şu. Diyor ki bu para ne için veriliyor? Biz mülteciler, bu toplumun bir kesimi, önemli bir kesimi, mültecilere kendi vatanlarını artık uğurlayalım derken bu para bize, mültecilere Türkiye'de iş alanı yaratın diye veriliyor. Kadro nasıl olacak başka? Devlet memuru yapacak halimiz yok herhalde. Peki Sayın Usta, lütfen toparlayın. Sayfa 34, indikatör 4-3. Yani İngilizcesini de okuyabilirim ama çok şık kaçmaz burada. Hedef belli burada ve burada yani refüjiler için iş alanı yaratılması diyor. %50'si mültecilere tahsis edilecektir bu işlerin diyor. Yani bunların bu kamuoyu tarafından bilinmesi lazım. Suriyeliler. Ongoing olarak da şunu söylüyor. Yani devam eden iş olarak da söylüyor ki, diyor ki geçici koruma altındaki mültecilerin burada Syrians diye söylüyor. Bunların iş fırsatlarının artırılması için kullanılacak diyor. Değerli arkadaşlar. Yani böyle hani her yerde söylüyorsunuz ya, şu kadar para aldık bilmem ne aldık. Bakın bu paraların bir bedeli var. Belgesiz konuşmuyoruz. Dolayısıyla yani burada varsa buna bir iddianız, ha bunu Tarım Bakanı bilmiyorsa çok ayıp. Çok ayıp, istifa etmesi lazım. Tarım Bakanı bilmiyorsa, bilip de bilmiyorum diyorsa da yalan konuşuyor. O ayrı bir şey. Ben o zaman bir şey söylemiyorum. Tabii Tarım Bakanı'nın sözüne itimat ederek burada onu söylemesi normaldir. Ancak Sayın Usta, lütfen son sözünüzü alalım. Bunun milletimiz tarafından bilinmesi lazım. Bu yani hani diyorsunuz ya, IMF şöyleydi böyleydi filan. Yani Dünya Bankası da IMF'ye göre az masum değil. Yani efendim IMF'nin borçlarını ödedik diye çığlık atanlar, yani onu çok güzel bir iş olarak söyleyenler bugün işte Dünya Bankası'na 18 milyar dolar aldık dedi. Bu sefer sevinç gösterisinde bulunuyorlar. Bunların hepsinin Türkiye'ye bir bedeli var. Bu bedeli görmek lazım. Ama anladığım kadarıyla AK Parti grubunun da, AK Parti'nin bakanlığı olan Tarım Bakanlığı da konudan haberi yok. Teşekkür ediyorum. Sayın Zengin, buyurun. Sayın Başkan, şimdi bakın bence konuşma başka bir yere gidiyor. Sayın Hatip kendi konuşmasını eğer alıp bakarsa konuşmasında kadro verilmesinden bahsetti. Kadro verilmesinden. Evet, biz biraz evvel ben Sayın Tarım Bakanımıza Hatip'in kendi kağıdında yazan, konuşma kartlarında yazan bölümü birebir aynen okudum. Tarım Bakanlığı'nın Dünya Bankası ile beraber böyle Suriyelilere, yabancılara kadro verilmesiyle alakalı böyle bir işbirliği vesaire hiçbir şey yoktur. Kaldı ki biraz evvel yaptığımız kendileriyle olan konuşmada bu belge daha ortaya çıkmadı, çıkacak diye ifade ettiler. Eğer Tarım Bakanlığı zaten Dünya Bankası ile varsa bir protokolü, bu gizli bir şey değildir. Kamuoyu zaten bunu bilir. Bir kez daha ben bakanımızın sözüne itimaden böyle bir şey olmadığını ifade ediyorum. Bir. İkincisi, biraz evvel Sayın Hatip bir soru sordu kamuoyuna. Bu soruyu çok abesle iştigal buluyorum ve Sayın Zengin, lütfen tamamlayın. Bu sorunun kasti olarak toplumdaki huzuru terörize etmek için sorulduğu kanaatindeyim. Soru, Ayasofya tekrar müze olacak mı? Bakın biz buradaydık. Ben de şahittim. O gün ben burada grup başkan vekili olarak nöbetçiydim. 24 Temmuz 2020'de o gün Müsavat Bey burada nöbetçiydi. Biz burada hepimiz hep beraber çok büyük bir sevinçle, onurla Ayasofya'nın müze olmasından cami olarak, cami olmasına dair olan Cumhurbaşkanımızın kararnamesini burada genel kurulda hep beraber okuduk ve bütün siyasi partiler bu konuya dair çok olumlu konuşmalar yaptılar. O yüzden ortada hiç olmayan bir durumla alakalı sorular sormak artık abesin de ötesinde, biraz evvel ifade ettiğim gibi toplumu terörize etmek için yapılan konuşmalardır. Bu meclisin ağırlığı, bu mecliste bütün siyasi partilerin alkışlayarak, gözleri dolarak dinlediği, birlikte aslında icra ettiği bir kararın da Sayın Zengin, lütfen toparlayın. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çok büyük haksızlık olarak görüyorum. Teşekkür ederim. Peki şimdi, evet Sayın Şahin. Evet. Buyur. Size yerinizden buyurun. Atsın şeyi, mikrofonu açsın. Açın Sayın Silkin'in, buyurun. Aç sesi. Girdiniz mi şeye? Sisteme girin. Evet, buyurun. Sayın Zengin ifadesini bir defa çok yakışıksız buluyorum. Bu kadar
irite edici, bu kadar yaralayıcı bir ifadeyi asla kabul etmiyorum. Son cümlemi tekrar ederek üzerine bir cümle daha ilave edeceğim. Çok naif bir ifadeyle şunu söyledim. Ayasofya'nın cami olması ile sevinen geniş kitlelerin, ki kendim de bunlardan birisiyim, ortaya çıkan ve akıllarda Ayasofya'nın sessiz sedasız yeniden müzeye dönüşeceğine dair soru işareti uyandıran uygulama sonrası incinen gönüllere yönelik bir açıklama yapılacak mıdır dedim. Bu kadar naif bir soruya bu şekilde cevap verilmesini, hakaretle cevap verilmesini açıkçası yadırgadığımı ve kendisine yakıştırmadığımı ifade ediyorum. Bunun dışında şunu söyleyebilirim. Daha önce Ayasofya'nın bir bölümünün müze olarak kullanılacağı... Sayın Silkin'in lütfen tamamlayın. Daha önce de Ayasofya'nın bir bölümünün müze olarak kullanılabileceği noktasındaki bir soruya Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamoğluoğlu'nun olabilir ifadesinden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın nasıl cevap verdiğini, hangi ifadelerle cevap verdiğini, asla böyle bir şeyin olmayacağını ve Sayın Karamoğluoğlu'nu da bu konuda itham altında bırakan bir açıklama yaptığı kamuoyunun malumudur. Dolayısıyla bu konuda bir açıklama yapmanın çok zorlu olması gerektiğini düşünüyorum ve ifadesini yeniden yakışıksız bulduğumu ifade ediyorum. Peki, teşekkür ediyorum. Evet, şimdi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubu adına Sayın Karakaş, artık meramlar anlaşıldı. Cevaplı bir şey kaldı mı? Siz söylediniz, o söyledi, tutanaklara geçti. Buyur bakalım. Ya bunu bitiremeyiz biz bu usulle. Onun için diyorum, bir nokta koyalım artık. Şimdi Özlem Hanım da aynısını dedi. Şimdi bakın, burada formal imprinted creation diyor. Yani resmi istihdam üretilecek. Yani burada biz belgesiz konuşmuyoruz. Metin İngilizce metin. Dolayısıyla 34. maddede de bu aynen yazıyor. Biraz önce özür diliyorum. Kendisi dedi ki, yani Sayın Grup Başkan Vekilimiz dedi ki, yani Sayın Hatip de böyle dedi. Kendilerine ulaşmamış olabilir. Basına da yansımamış olabilir. Ama böyle bir anlaşma var. Yapılmış bir anlaşma. 34. sayfada da aynen bu yazıyor. Yani biz eksik, yanlış ve belgesiz hiçbir şey konuşmayız. Teşekkür ederim. Aynı şeyleri Sayın Usta da söyledi. Sayın Zengin, buyurun. Sayın Başkanım, bakın çok muallak. Yani şunun 34'ü 5'i falan, ben şimdi Sayın Bakanımızdan bilgi aldım. Kendisinden rica edeceğim. Kamuoyuna yazılı bir açıklama da yapar. Olmadığını ifade etti. Beyefendinin okuduğu, Sayın Vekilin okuduğu şey ile meclisin kenar burada kürsüde söylediği şey aynı şey değil. Arasında dağlar kadar anlam farkı var. Onu ifade etmek istiyorum. Bir de bir cümlenin nezaketle söyleniyor olması başka bir şey. Onun taşıdığı anlamın ağırlığını idrak edememek başka bir şey. Onu da ifade etmek isterim. Değerli teşekkür arkadaşlar, ederim. Bu tartışmayı burada artık noktalıyorum. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubu adına İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu'ya söz veriyorum. Sayın Konukçu, buyurun.